Gazete manşetlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyi yayınlar Demet. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Keyifli karşılaşmalar izledik. Şaşırdığımız mücadeleler, sonuçlar oldu. 18. haftanın programında arkadaşlarımdan rica ettim. Ekranlara getirsinler. Biz de değerlendirmeye başlayalım. Özellikle öne çıkan karşılaşmaları. Atakaş Hatay Spor Fraport'a Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Hemen aynı gün Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Bu karşılaşma üzerinde biraz durabiliriz aslında. Maçın sonucundan çok tabii ki Weghorst'un gol sonrası tribünlere bay bay yaptığı hareket oldukça konuşuldu ve hala konuşulmaya devam ediyor. Gitme ihtimali oldukça yüksek. Bu karşılaşmayla ilgili neler söylersin? Weghorst'un ayrılığı yani biraz sanki kapalı kapılar ardında ilerleyen bir süreç oldu ama taraftar ve medya için bir şok durumuydu. Belki de yönetim için de öyle aslında. Çünkü bütün planlarını Weghorst üstüne kurmuş bir takım var ve devre arasında bir anda bir oyuncu almak elbette ki mümkün değil. Burada Beşiktaş'ın avantajı oyuncunun Manchester United gibi çok büyük bir takımla anlaşma aşamasında olması ve buradan gelebilecek bir bonservis. Yani kiralık olsa bile bir fesih tazminatı gibi bir bedel Beşiktaş'ı da biraz rahatlatabilir bu konuda. Çünkü bir anda boşa çıkan bir Abubakar Beşiktaş'ı iki dönemde de özellikle ilk döneminde birçok maçta sırtlamış bir Abubakar var. Burada kullanılmak üzere bir bütçe oluşturulabilir elbette ki. Bu Beşiktaş'ın artısı ama Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası çıkarmış, orada başarılı performans sergilemiş bir oyuncuyu kaybetmek, kiralık bile olsa zaten çalkantılı bir dönemden geçiyor Beşiktaş. Yeni teknik direktörü Şenol Güneş'le yeni bir döneme girip yeni bir takım kurmaya çalışıyor. Bu süreçte elbette ki onların da işlerini zorlaştıracaktır. Bir şok hali devam ediyor. Ara transferde Beşiktaş'ın nasıl bir strateji izleyeceğini gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü Şenol Güneş'in oyun planında takıma göre nasıl bir forvet arayacağı da bize biraz anahtar olacaktır. Çünkü Abubakar'ın son geldiğinde yaptığı hareketleri de Beşiktaş taraftarı unutmadı diyeyim. Peki devam edelim. Babakars Fatih Karagümrük Arabam.com Konyaspor mücadelesi 3-3 sonuçlandı. Konyaspor'da 7 maçta 6. beraberliğini almış oldu. MK Ankaragücü Yukatel Kayserispor 2-1 yendi. Yine Yukatel Kayserispor'da 4. mağlubiyetini yaşadı. Hangi Kredi Ümraniyespor bir tek sen Giresun Spor'u 1-0 yendi. Biraz yükselişe geçti diyebiliriz Ümraniyespor için. Ve derbiye gelelim. Galatasaray oldukça iyi bir performans sergiledi. Hem hücum anlamında hem de savunma anlamında. Ve Kadıköy'de güzel de bir başarı elde etti. Sana sormak istiyorum, Galatasaray'ın performansını nasıl buldun? Galatasaray'ın performansını bir futbol sever olarak ayakta alkışlanacak bir performans. Fenerbahçe deplasmanında ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları da oynadı defalarca. UEFA'da defalarca büyük takımları ağırladı. Belki de tarihinde ilk defa bu kadar 90 dakikanın neredeyse tamamında sürklase edildi. Fenerbahçe'yi kendi sahasında böyle oynayarak yenmek gerçekten çok büyük alkış hak ediliyor. Hem teknik adamdan oyuncularının en uçtaki oyuncuya kadar. Galatasaray ilk golü bulduktan sonra da oyunun ritmini kaybetmedi. Burada elbette ki Fenerbahçe'nin hataları, Jorge Jesus'un hataları, değişiklik tercihleri, bunları konuşabiliriz. Fakat Galatasaray cephesine baktığımızda tıkır tıkır işleyen bir oyun planı, oyuncu seçiminden sonra dahil olan isimlere kadar çok iyi planlanmış, atmosferi çok iyi koklayan değişiklikler. Okan Buruk hep yaptığı değişikliklerle eleştirilmişti. Bu maçta gördük ki hayır, geriden gelen isimler de Galatasaray'ı öne taşıdı. Daha da farklı skora götürdü. Çünkü kulübede Icardi, Mata, Gomis gibi, Seferovic gibi, yani bu gibi isimlerin olduğu, Torreira da bunlara dahil, böyle isimlerle Kadıköy deplasmanına çıkmak herkesin girebileceği bir risk değil. Berkan'ı oynatıyorsunuz, ters ayaklı Dubois'u orada oynatıyorsunuz. Her şeyden önemlisi Barış Alper Yılmaz'ı en önde oynatıyorsunuz. Okan Buruk'un rakibini çok iyi çalışıp çok iyi analiz ettiğinin göstergesi bir maçtı bu. Peki öne çıkan da birçok oyuncu vardı tabii. Uzun bir aranın da ardından Icardi'yi de izledik. İlk 11'de başlamasını tabii bekliyorduk ama son 25 dakika sahadaydı. Ve bir gol bir asistle yıldızlaşan isim de tabii ki. Onun da performansını senden bir dinleyelim, yorumunu. Şimdi Icardi niye Paris Saint-Germain'den ayrıldı?
Çünkü oraya Messi, Neymar, Mbappe geldiği için ayrıldı. Yani Icardi'nin Galatasaray'a gelmesi aslında bir futbol ikliminin bir cilvesi diyeyim. Yani 40 yıl düşünseniz olmayacak bir transfere imza attı Galatasaray bu yaşta. Bunu biraz da şeye benzetiyorum. Fenerbahçe'nin Anelka transferi vardı. Yani o yaşta nasıl geldi diye herkes şaşırdı. Geldiğinde de çok iyi performans sergiledi. Bunun gibi bir transfer. Yaptığı gol vuruşu zaten muhteşem. Oradan çünkü topu oraya sürüklüyor. Çok çapraza gidiyor. Başkası olsa topa basar, döner. Geriden gelen adamı bekler. Hayır. Net bir şekilde oraya gidiyor. Ne yapabileceğini, daha önceden defalarca yaptığı işi çok rahat halledebileceğini bildiği için kenara gidiyor. Şutuyla direkt tepeye doğru, tavana doğru vuruyor. Ve burada da yani şimdi de golü izliyoruz. O açıdan o golü atmak, tamam Altay'ı eleştirebilirsiniz o Fenerbahçe cephesinden, ama şu vuruşu sol ayakla yapıp ağlara göndermek gerçekten buram buram kalite kokan bir iş. Evet. Peki Fenerbahçe'ye de kısa bir değinelim. Dün de çok konuştuk aslında. Başarısız bir performansta Jorge Jesus da kendini suçladı ve benim suçum dedi. Şimdi çok oyuna değinmeyeceğim aslında ama Joshua King ve Crespo biraz taraftarı hadi ayağa kaldırın bizi falan gibi hareketler yaptı aslında. Bunu da sormak istiyorum sana. Taraftar biraz düştü maçın sonlarına doğru. Tabii taraftarın coşkusunu da yalnızca oyununuzla arttırabilirsiniz. Neler söylersin bu konuyla ilgili merak ediyorum. Ben taraftarın sonunda durulduğuna katılmıyorum. Taraftar en baştan duruldu. Yani birincisi Galatasaray çok iyi bir performansla başlayınca, özellikle o ilk 7-8 dakikayı geçtikten sonra ortaya koydukları performans, Fenerbahçe taraftarı bir durdu. Yani ne oluyor bu kadar baskı diye. Çünkü son oradaki son yani dünkü maça kadar, iki gün önceki maça kadar son üç maçın ikisi Galatasaray'ın galibiyetiydi ve Fenerbahçe taraftarında bazı kuşkular vardı. Takımın da kötü oyunu bunu ateşledi. Yani taraftar sahada bir şey görmedi ki bir coşsun. Yani bir şut yok, net bir gol vuruşu yok. Bir iki tane pozisyon vardı. Orada da Muslera bireysel yeteneğiyle zaten işi kopardı. Onun dışında Fenerbahçe'nin çok silik olduğu bir karşılaşma oldu. Burada da takım olarak Fenerbahçe var. Yıldızlar üstünde mesela Galatasaray'da Icardi'den bahsettik. İşte zaman zaman Mertens devreye giriyor, Kerem devreye giriyor. Fenerbahçe cephesinde bu yok. Fenerbahçe takım olarak var. Takım oynamadığı zaman, durduğu zaman da öne çıkan, maçı çevirecek yıldız isimler yok. Biz burada hep İrfan Can'ı bu iş için öne çıkarırdık. Rossi'yi öne çıkarırdık bazı maçlarda sorumluluk almalılar diye. Ama bu sefer onlar da olmayınca, ki İrfan'ın hatası yani diyecek kelime yok. Takım onu kurtarılması için sahaya atıyorlar. Ama o gidip tabanıyla rakibe vuruyor, kırmızı kart. Bence o da gerçekten Fenerbahçe adına bir konsantrasyon kaybının göstergesi. Peki derbinin ardından devam edelim sonuçlara. Medipol Başakşehir dün Adana Demirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Medipol Başakşehir de yükselişini sürdürüyor. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 1'e inmiş oldu. Tabii maçın ardından Murat Sancak'ın açıklamaları da aslında oldukça konuşuldu. Devam edelim. İstanbulspor Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Yine Gaziantep'in de galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Son karşılaşmaya gelelim. Aslında hepimizi çok şaşırtan bir sonuçla karşı karşıya geldik. Çünkü Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir yükselişe mi geçecek acaba Trabzonspor dedik. Hepimiz bekledik tabii ki. Ama 5-0'lık bir mağlubiyet söz konusu. Dünkü karşılaşmada Abdullah Avcı'nın açıklamaları da istifa cümlesi kelimesini bile aslında ağızlara getirdi. Neler söylersin Trabzonspor'un oyunu ile ilgili? Trabzonspor gerçekten yani kötü bir kadro planlamasının devamında gelen hayal kırıklıkları yaşıyor. Belki devre arasına kadar makul bir puanla kendilerini atabilselerdi, yapılacak bir iki transferle nokta atışı işler tersine dönebilirdi, ama Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi bu hastalıklı durum bir türlü giderilemiyor. Ne yaparsam yapayım diyor hoca. Trabzonspor'da şimdi öyle kırılgan bir takım haline geldi ki, yani kadro planlaması evet burada tamam, ama yük verilen oyunculardan geçen sene inanılmaz katkı alındı. Devre arasında gelen Visca'nın şampiyonluktaki payı zaten paha biçilmezdi. Bakasetas'ın etkisi takım oynamayınca Bakasetas da sahada kayboluyor. Siopis'in geçen sezonki o verimliliği, o sertliği yok. Tek başına kalıyor. Stopere Gbamin'i çektiniz. Orada yani normal mevkisi değil.
orada oynadı. Bunun gibi bir sürü detay Trabzonspor'da da kötü gidişatı hazırlıyor. Ben yani Abdullah Avcı'nın eğer yönetim tamam hocam derse istifa edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada Abdullah Avcı hani kötü senaryoyu düşünüyorum. Abdullah Avcı gittiği zaman yerine kimi getireceksiniz? Hangi plan prensiple getireceksiniz? Bunların önceden karar verilip yapılması lazım. Yeni gelen hoca da bu kadroyla iki maçı daha kazanır. Her şey güllük gülistanlık oldu zannedersiniz. Ama sonrasında tekrar bu kayıplar başlarsa asıl hatayı orada yapmış olursunuz. Acaba yanlış bir transfer planlaması mı yapıldı sence? Çünkü şampiyon kadrodan farklı bir kadro karşımızda şu an. Ve hem Bakame'nin hem de Cornelius'un aslında yeri dolmadı diyebiliriz. Ve farklı bir oyun, farklı bir Trabzonspor izliyoruz bu sezon. Belki ara transfer döneminde düzelme ihtimali olabilir mi bilmiyorum. Şimdi Mbakane çok önemli bir örnekti Trabzonspor için. Gerçekten yıllarca takımı sürükledi ve şöyle sürükledi. Yani biraz önce Fenerbahçe'de o maçın tıkandığı anları saydık ya. Trabzonspor bunu çok yaşamadı. Bir sorun olduğunda at Mbakane'ye, ceza sahası dışında 3-5 metre gerisinde topla buluşsun. İki çalım atsın, asist yapsın, şutunu atıp gol atsın. Böyle çok maç kazandı Trabzonspor. Ama bu sene Trezeguet onu tam yapamıyor çünkü aynı durumdaki bir oyuncu değil. Mbakane çok farklı bir plan prensipte oynuyor. Trezeguet çok farklı. Cornelius'u saydınız. Cornelius başka bir isim. Yerine alınan Maxi Gomez çok başka bir isim. Bunlar Trabzonspor'un hep handikapları. Aslında Abdullah Avcı'nın istediği oyun tarzına yatkın oyuncular ama bazen de olmayınca olmuyor. Çünkü geçen sezon Visca, Bakasetas, Siopis bunlar yaşlanan bir kadronun devamıydı. O tarafta tam bir gençleştirme yapılamadı. Alınan isimlerden de bireysel katkılar azalınca kötü sonuçlar azaldı. Zaten böyle gittiğiniz bir dönemde rakipler de size bir anda devleşir. Alanyaspor'un vurduğu her top gol oldu. Siz kaçırdınız, onların vurduğu her top gol oldu. Çünkü yokuş aşağı gitmeye başladığınız zaman gerçekten ne yapsanız olmaz. O konsantrasyon kaybı her şeyi daha da kötüye götürür. Peki Suat, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Teşekkür ederiz. İyi haftalar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Suat Umurhan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber 18. haftanın sonuçlarını inceledik, takımları değerlendirdik. Devam ediyoruz şimdi hemen kaldığımız yerden. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ı da yenemedi. Az önce de konuştuk zaten. Bu maçlarda gol dahi atamayan Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihinde de bir ilk yaşadı. We'll be right back.